Murat, sen de beni duyabiliyor musun? Duyabiliyorum abi. Merhaba. Sonunda Merhaba. kavuşabildik. Hele şükür ya. Aynen. Kardeşim, öncelikle hoş geldin. Kırmadığın Hoş için buldum. teşekkür ediyorum, vakit ayırdığın için. Bir şey değil. Şu Sizin an tamirhaneyi atölyeyi sana sana göz. göster. Efendim? Evet, bir şeye görelim. Bir tamirhaneyi, atölyeyi göster bakalım bize. Nasıl oralar? Ben orada biz kurtsalpım Bir bit. Bir arkadaş arkadaş daha daha var. var. Az önce direkt. Burası sizin hobi atölyeniz mi, bir tamirhane mi Nihat? Hobi Hobi atölyesi. atölyesi. Çok güzel. Almanya'nın hangi şehrinde? Augsburg, Augsburg, Münih'e Münih'e yakın yakın mesela. mesela. 60 60 kilometre kilometre Münih'e Münih'e yakınlıkta yakınlıkta yani. yani. Güney Güney Almanya'da. Almanya'da. Aa, çok güzel. Spin merkezine de yakınsınız o zaman. Aynen, aynen. Bizim şehre 2 kilometre var. Yani bizim tamirhaneden şehre 2 kilometre civarında bir mesafe. Bir Vay dakika, vay. bir kafayı çevireyim. Bu bir Bu bir tane tane İspanyol moto moto Vespa. Vespa. Normallerden farkı var mı İspanyolların? Var. Bunların motorunda mesela silindir karbüratör silindirin üzerinde. Aa, anladım. Bloğun üzerinde değil. Yok, bloğun üzerinde değil, silindirin üzerinde. Çok güzel. Çok güzel. Gösterebilir misin? Bir Mümkün mü? göster. Tabii ki. Silindir tam altında, karbüratör de tam silindirin üzerinde. Anladım. Çok güzelmiş gerçekten ya. Parçası Parçası bu, parça parça bulmak bulmak ama çok çok zor. zor. Anladım. Bunlar sadece İspanya'ya özgü mü, Almanya'da da var mı? Yani daha önce böyle yapılan Yok, modeller. İspanya'ya özgü. Çünkü bu modeller İspanya'da öyle yapıldı. Çünkü mesela Piaggio her ülkeye lisans verdi abi. Anladım. Herkes Almanya'ya lisans verdi mesela. Fransa'ya, İspanya'ya, Hindistan, Tayland, o ülkeler. Yani birkaç ülke var. İngiltere var. Yani zamanda çok yerlere bu lisansları vermişler ki orada yapılsın diye. İspanyollar da dediler ki biz bize göre yapacağız. Yani bizim için böyle daha iyi, ona göre yapmışlar. Ama şimdi yani 50 sene sonra parça bulmak için ya da parça bulamıyorsun. Ya komple motor blokunu değiştiriyorsun. Yani yeni PX motor bloklarında, yani yeni dediysem İtalyan PX motor bloklarını mesela bunlardan mesela bunları takıyorsun. Anladım dostum. Senin orada kaç tane Vespa'n var? Seninkileri bize gösterebilir misin biraz tanıtarak? Benim 3 tane var. Birisi İtalya'dan geldiği için direkt. İtalya'dan geldiği için burada da Almanya'da kat çıkartmak için. Çünkü orijinal katları İtalyan katları ve burada motoru açtırmak için buraya TÜV'e götürüyorum motoru. TÜV'de de bakıyorlar çalışıyor mu, ışıkları oluyor mu, fren tutuyor mu? Yani her şeyine bakıyorlar. Ondan sonra bana kat çıkartıp ben de plaka alıp açtırabiliyorum motoru. Anladım. Yani bir tanesi burada değil şimdi. Anladım. TÜV'de. Nihat, sana bir şey soracağım. Almanya'da motosikletlerin TÜV muayeneleri 2 yılda bir mi yapılıyor? 2 yılda bir Anladım. araba Araba olsun, olsun, motor motor olsun, olsun 2 yılda 2 yılda bir. bir. Yani Yani 50 50 kubikten kubikten fazla fazla olan olan motorlar motorlar TÜV'e TÜV'e girmesi girmesi lazım. lazım. Yani 50 Anladım. kubik Kubik ya ya da da altı altı girmiyor. Anladım. Peki şu an burada hangileri senin motorların? Bir dakika. Biri bu. Bir Bir tanesini tanesini sattım. sattım. Burada Burada resimde resimde var var oğlumla. oğlumla. Onu Onu sattım sattım ama ama benim benim ilk ilk Vespa'mdı. Vespa'mdı. Bir de şu. Bunların modelleri nedir? Bize biraz bilgi verebilir misin Nihat? Tabii Tabii ki. ki. Şimdi Şimdi burada burada bir bir tane tane en iyisi bunu göstereyim. Kusura bakmayın. bakmayın. İlk İlk sefer sefer yaptığım yaptığım için için acayip. acayip. Bir Hiç dahaki sefere önemli değil daha dostum, değil mi? bağlı. Bu bile çok değerli bizim için. Teşekkürler. Bu Bu bir bir tane tane Vespa Vespa VBB 4BB ya ya da da normalde Almanya'da Almanya'da VBB VBB diyorlar diyorlar bu bu modele. modele. Tamam. FOBB geniş gidon dar gövde demek sanıyorum. Large frame. Yani Evet. İngilizce'de large Large frame frame diyorlar. diyorlar.
Vespa 150. Yani İtalya'da Vespa 150 diyorlar. Başka yerlerde Fransa'da Vespa 150 derler. Ama Almanya'da Volkswagen bebeği motorunun ismini vermişler. Yani diyorlar. Motordaki ilk 3 harf kullanmışlar. Bu modelde 1959'dan 1963'e kadar yapılmış. Bunun 125'likleri var. Bir de 150 kubikleri var. Bizimki bu 150 kubik ama biz soft tuning yaptık bunda. Tamam. Buna 177 kubik silindir taktık. Karbüratör, normal karbüratörü 20-17 SE karbüratör. Biz ama 24-24 yaptık. 177 kubik silindir taktık ve Zip yeni egzoz çıkarttı. Ya da yeni değil artık. Şimdi yani o kadar yeni değil artık. Zip 2.0 egzoz taktık. Anladım. Peki Nihat, bu Vespa'ları hangi sıklıkla kullanıyorsun? Yani Almanya'da böyle Vespa organizasyonları falan oluyor mu çıkıp gezebileceğiniz? Evet. Mesela benim YouTube'da bir videom var. Arkadaşlarla bir tur yapıyoruz. Ben sana onun linkini gösterebilirim. Tamam. Normalde bizim burada bahar başlarsa bahara mesela büyük organizasyon oluyor. Orada 300-400 Vespa oluyor. Oradan şehir merkezinden çıkıyoruz. 30 kilometre gidiyoruz. Orada da bir lokanta tutuyoruz mesela. Orada da mesela burada Almanya'ya ya da Bavarya'la ilgili mesela tavuk yapıyorlar. Özel tavuk bu. Bizim burada meşhur. Tavuk yemeğe gidiyoruz, ayıptır söylemesi. Anladım. Peki bu organizasyonu kim yapıyor? Bir şirket mi yapıyor? Bir kulüp mü yapıyor? Yok. Bizim mesela bizim burada kulüp yok. Herkes yani arkadaşlar arasında ve dedikodu halinde diyeyim. Mesela birisi ona söylüyor, birisi ona söylüyor. Öyle de buluşuyorlar. Ama her sene oluyor artık. Başka yerlerde mesela başka şehirlerde kulüpler yapıyor ve tek bizde yani bizim burada Altuk'ta kaldığımız yerde böyle official kulüp değil yani. Anladım. Ama ben sana internetten birkaç şey gönderirim. Yani YouTube'da çok videoları var. Ben sana link olarak gönderirim. Bir bakarız beraber. Tamam, tamam dostum, gönder. Şeyi soracağım, sen Vespa PX Teknik kanalını bayağıdır takip ediyorsun herhalde, değil mi? Evet. Nasıl denk geldi? Çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Mesela bu senin dediğin soft tuning ya da tuning dediğin normal şeylerde mesela çok doğru şey diyorsun. Anlamayan yapmaması lazım. Mesela ben de ilk Vespa'mı aldığımda dedim ki silindiri büyüteyim. 50 hız mesela 50 yapıyorsa düşündüm ki bana göre 70 basar Vespa. Ama öyle değil. Bir de çok şey bozuluyor. Yani silindir takıp karbüratöre bakmıyorsun. Egzoza bakmıyorsun. Türkçesini bilmiyorum. Mesela göstereyim bir ben sana. Ya parçalar birbirine uyumsuz olduğu için sorun oluyor, öyle mi? Evet. Yani mesela bu VBB'yi çalıştırana kadar, yani Vespa 150'yi, bu gördüğün Vespa 150'yi çalıştırana kadar, yani bir de uzun soluklu çalışması için 4 ay uğraştık. Bunun motoru da eski PX motoru gibi değil. Yani bunun iki kanalı var. Yani mesela PX motorunu da göstereyim sana bir. Tamam. 3 ya da 4 portlu olması lazım bizimkinin. Bu T5. Bir dakika. Bu da değil. Normalde 3. PX'de normalde 3 mesela. Bu motordan bu iki kanal motoru. Görüyorsun. Evet. Benim Vespa 150'nin de motoru mesela iki kanal. Ama o kadar dayanıklı değil. Yani buraya da ekstra ben açıyorum bazen. Ama o kadar çok da alamıyorsun. Çünkü zaten gelmiş. Yani yeni silindir takmak için aslında PX motorunu değiştirmişsin. Ama biz değişmedik. Dedik ki buradan biraz açarız. Üçüncü kanal hafif. Üçüncü kanal açarız. Ona göre de
silindir biraz ona göre de çalışır. Anladım. Ama genelde zor oluyor. Şey soracağım Nihat. Orada mesela Vespa, klasik Vespalar için tamir, işçilik ücretleri nasıl? Ya da nereye götürüyorsunuz? Ya da örnek verelim, yani arkadaşlarla burada birleşip siz mi tamir yapıyorsunuz atölyelerde? Mesela biz hiç teknisyen olmazsan hapı yuttun abi burada. Motor tamirhanesi ya da boya iş olsun ya da motor iş olsun ödeyemezsin normalde. Ya da zenginsin. Yani ödersin de yani çok masraf oluyor. Adam çok işçiliğine çok para alıyor. Halbuki o kadar işçiliği de yok ama gene de alıyor. Anladım. Peki ortalama bir işçilik maliyetlerinden bahseder misin? Mesela yeniden bir boya yaptırmak istesek kaç euroya mal olur orada? Ya da bir yani, motor tamiri? Mesela diyelim ki bu PX'i, burada bir tane PX80 var. Biraz şurada. Burada değil de bakımsız. Mesela bunu böyle komple götüreceksin. Yani her şeyini söküp götüreceksin. Adam sana der ki 1000 eurodan altına boyamaz. Anladım. Peki 1000 euro ortalama kaç günlük çalışmanın bedeli orada? Ya 1000 euro ben mesela normal işim burada. Mesela 1000 euroya yani 3-4 ya da 3 ay birik ya da 2 ay diyelim en az biriktirmem lazım ki. Yani çünkü benim de çocuklarım var. Anladım. İki çocuklu yani tek olsam başka mesela ya da kiram az olsa filan başka. Ama şimdi 2 araba var, 3 Vespa var. Her şey yani bütün Vespalara da vergisini veriyoruz. Vergi değil de yani sigortasını veriyorsun. Açıp duruyorsun. Masraf oluyor. Sen kendin biliyorsun. Mesela gidiyorsun hiç 4 ay bir şey yok Vespa'da. Birden gidiyorsun bir şey oluyor. Gene masraf çıkıyor mesela. Ondan sonra bakıyorsun. Neden, niye? Anladım. Peki şey sormak istiyorum Nihat. Diyelim Almanya'da hiçbir evrağı, plakası, ruhsatı olmayan bir Vespa var. Buna daha tekrardan yeni baştan plaka ve evrak çıkartabiliyor musunuz? Çıkartabiliyoruz ama böyle oluyor. Özgür abi, satın aldığın kişiden kağıt yani yazılı halde kağıdın olması lazım. O Vespa'yı ya da o aracı ondan aldığına dair. Yani boş bir kağıda yazsa da oluyor mu bu? Boş bir kağıda yazıyor, diyor ki mesela modelini biliyor, şeyi, her şeyini biliyor, diyor ki bu Vespa PX'i diyelim mesela bunu. Bu Vespa PX'i Nihat'a sattım diyelim ki 500 euroya. O kağıdı alıyorsun. Yani o satış alım kağıdını yanında tutuyorsun. Ondan sonra TÜF'e gidiyorsun. Bizim Almanya'da, sizin orada da TÜF var ya, bizim evet. Türkiye'de. Almanya'daki TÜF mesela bütün bu PX numarasını veriyor. Tamam. Şeyin motor numarası, şase numarası mı? Şase numarasını veriyor. Motor numarası da lazım değil. Şase numarasını veriyor. Bütün bilgiler o şase numarasından çıkıyor. Ne zaman çıktı, ne zaman yapıldı mesela ona göre. Zaten adam biliyor Vespa PX. Ona göre de kağıt muayeneyi yaptıkta yani. Ama araçla trafiğe uygun olması lazım. Yani motoru normal olması lazım. Tünün her şeyin çalışması lazım. Gerekiyor yani. Yani evet aynen. Yani yapıp mesela bu PX'i gördüm, PX'i mesela ben yaptım, bitirdim. Ve bunlara mesela dediğin gibi bunun kağıtları kaybolmuş zamanında. Kağıt yok ama alım satım kağıdı var. Onla çıkartabiliyorsun mesela. Anladım. Peki şey soracağım ya, şimdi burası dedi ya hobi atölyesi diye. Mesela bu atölyenin giderlerini nasıl karşılıyorsunuz? Orada motoru olanlar ortak mı kiraya, ortak mı oluyorlar ya da hani nasıl oluyor? Yani biz 3 arkadaşız. Bir arkadaş zaten arkada onun PX'ini yaptı. Onu da sana anlatırım. PX80'i var onun. Onu yaptı. Bununkine aynı renk. Biz 3'e bölüşüyoruz. Buranın kirası zaten çok ucuz. Suyumuz yok. Yani her şeyimiz var. Elektrik var. Her şey var. Tek suyumuz yok. Suyumuzu da kendimiz hallettik yani. El yıkamak için falan. İyi. Göstereyim. Göster bakalım. Anladım. Buradan açıyoruz. Orada da musluk el yıkamak. Ya zaten tek el yıkamak için. Gerçekten biz burada zaten çalışıyoruz. Anladım. Anladım dostum.
biraz daha 3'e bölüyoruz kira. Buranın kirasını 3'e bölüyoruz. O kadar da şey olmuyor. Zaten parça ısmarlarsak hepimiz hep beraber parça ısmarlıyoruz. Bize daha ucuza geliyor. Çünkü yüzde birkaç, %5 mi %10 mu düşüyorlar toplu halde sipariş edersen. Aa, anladım. Anladım, çok güzel. Peki bu Vespa'larla uzun yol yapanınız var mı? Yani atıyorum Bavyera'dan tutup kuzeye doğru, Berlin'e doğru gidenler var mı? Yoksa hani lokal bazıları, sadece o şehirde mi kullanılıyor? Bazıları var. Ben mesela benim iş yerime, benim oturduğum yerden 80 kilometre. Ben mesela bir hafta gidiyorum işe. 80 gidiş, 80 dönüş, 160. Bir haftada 800 kilometre yapıyor az buçuk. Yani yapıyoruz. Biz de İtalya uzununa ya da Avusturya, İtalya uzununa yakınız. Mesela o taraflara da gidiyoruz. Çünkü orada da çok mesela Vespa Alp Days var. Orada o buluşmalara gidiyoruz. Evet evet, takip ediyorum onları da. Peki Nihat, sen Vespa sevdası nasıl geldi sana? Yani ne zaman ilk Vespa'yı aldın ya da nasıl gördün? İlk benim hanım şimdi benim hanım İtalyan. Ya da Sicilyalı daha doğrusu. Oradan başladı. Şimdi izne gitmiştik. O zaman evlilik izne gittik Sicilya adasına. Orada da benim hanımın nenesinin damında bu gördüğümüz Vespa 150 duruyordu. Çatıda duruyordu, damda. Damda 40 sene. 40. Çok iyiymiş 40 ya. 40 sene durmuş. Sonra? Yani ya ben benim kayınpederin 3 tane kardeşi daha var. Dedim bu Vespa'yı bana verin, kullanmıyorsunuz. Onlar da dediler yok veremeyiz baba yadikleri. Dedim ama damda duruyor, bir şey yapmadınız. Yok veremeyiz. Öyle 4 sene beni oyaladılar. Ondan sonra ben de dedim ki hanıma ben illa Vespa istiyorum. Çocukluğumdan beri yani aslında. Ama hanımla evlendikten sonra da daha da şey oldu. Bir dakika bir. Hello. Benim ortak gidiyor ve tekli ortak. Ya ekipmandan sağ ol. Az önce smart mikrofonu küçük. Hadi çıksın. Benim ortak ve tekli ortak gidiyor. Benim oğlan da burada da biraz utanıyor. İlk Vespa'yı bundan 10 sene önce almıştım. Vespa 50N. Bu resimde gördüğün gibi. Ben sana gönderirim birkaç resim. Tamam. Şimdi kusura bakma, biraz da heyecanlıyım. Hiç önemli değil. İlk Vespa'yı bundan 10 sene önce almıştım ama 50 kubikti. Soft tuning yaptık. Yani biraz tuning yaptık ama küçük şase olduğu için ben de o kadar beğenmedim. Anladım. Bir de küçük şase, mesela bu da bir Vespa 50. Çok güzel aslında ama tamir işi çok zor. Karbüratöre ulaşman çok zor. Ellerini kesiyorsun. Yani karbüratör bu ortada. Anladım. Yani benzin tankını çıkartmalısın. Oradan da elinde gibi zaten de yani PX'de ya da bu Vespa 150'de gibi değil. Yani karbüratöre hemen ulaşmıyorsun. Ve hanımıyla dedim ben Vespa istiyorum. Zamanında da 10 sene önce almıştık. Oradan da sonra başladı. Ondan sonra Vespa PX aldım. Vespa PK aldım. Mesela bunlar PK. Bunlar da 50'lik. Bu 80 kubik. Bu Vespa PK 80 kubik. Bu 50'lik ama küçük şase. Yani small frame. Evet. Vespa 50 daha mı yaygın o taraflarda? Burada ehliyeti ama yani masraf için daha yaygın aslında. Çünkü buradaki kişiler diyor ki motor ehliyeti yapmak istemiyorum. 2000 euroda 2000 euroda motor ehliyeti tutuyor. O zaman hemen 50 kubik alayım. Yani 50 kubik Vespa alayım. Otomobil ehliyetini kullanmak için. Aynen. Ve onun için de fiyatları yani PX'de
Large frame modellerle aynı Ha aslında. tabii Biri çok daha çok tutuluyor. çok talep gördüğü için. Şimdi arka tarafta iki tane lift vardı. Oradaki PX'leri bize bir gösterebilir misin? Ne işlem yapılıyor onlara şimdi? Bu şimdi Westwing V1B, yani bunun aynı modeli, tek 125 kubiklik aslında. Bunun ayrıcalığı bir de kilometre göstergesi değişik. Bununki 4 köşe. Bu da üçgen gibi. Ha, anladım. Bu Bu 125 125 kubiklikti kubiklikti zamanda. zamanda 125 kubikti. Şimdi bizim arkadaş buna T5 motoru taktı. Yani en pahalı motoru taktı. T5 motor 125 kubik aslında. Ama Ama zamanında zamanında en en güçlü güçlü motorlardan motorlardan biri. biri. Anladım. Peki Nihat, motoru değiştirdiğiniz zaman ruhsatta ya da herhangi bir şekilde evraklarda nasıl bir değişikliğe gitmeniz gerekiyor? Yani motorun herhangi Motorun parçası parçası ya da ya da motorun motorun komple komple Vespa'nın Vespa'nın herhangi herhangi parçasını parçasını değiştirirsen değiştirirsen normalde normalde TÜV'e TÜV'e götürüp götürüp TÜV'den TÜV'den de de baktırıyorsun. baktırıyorsun. Onlar da TÜV TÜV muayene muayene kağıdına kağıdına yazıyorlar. yazıyorlar. Onun Onun fiyatı fiyatı da da 60 60 lira. lira. Yani Yani mesela mesela karbüratörü karbüratörü değiştirdin. değiştirdin. Bir Bir karbüratörü karbüratörü değiştiriyorsun. değiştiriyorsun. Ama Ama ruhsatın ruhsatın aslında aslında ölüyor. ölüyor. Bazıları Bazıları göstermeden göstermeden kullanıyorlar kullanıyorlar Vespa'yı. Vespa'yı. Çünkü Çünkü her her iki iki sene sene muayene muayene olduğu olduğu için için 2 sene sonra orijinal karbüratörü karbüratörü takıyor takıyor adam. adam. Öyle Öyle gösterdi. gösterdi. Ondan Ondan sonra sonra yeni yeni ruhsat ruhsat alıyor. alıyor. Peki bir şey Aslında yani söyleyeceğim. Nihat, TÜV muayenesinde motosikletin karbüratörüne kadar bakıyorlar mı? bazıları Bazıları çok çok detaylı detaylı bakıyorlar, bakıyorlar, evet. evet. Oo. Bizde hiç öyle bir şey yok. Evet. Bizde hiç bakmıyorlar. Adam Adam mesela mesela bu bu PX80'de PX80'de mesela mesela komple komple motor motor değişti. değişti. Buna Buna 150'lik 150'lik motor motor takıldı. takıldı. 150'lik 150'lik motorun motorun içine içine de de Fauntie Fauntie ışık ışık makinesini makinesini Fauntie Fauntie yaptılar. yaptılar. Dur Dur bir bir açayım açayım sana. sana. Çok güzel. Bu mesela en Mesela en son son motorlardan motorlardan en en son son motorlardan motorlardan bizim bizim yaptığımız. yaptığımız Bunda bunda 187 187 kubiklik kubiklik Fauntie Fauntie silindir silindir var. var. Polini. Ne Ne? Fauntie? Hayır Hayır abi. abi. Fauntie. Fauntie. Ha, başka. Başka bir marka. Fauntie Fauntie. İtalya'da İtalya'da yeni yeni çıkan çıkan marka marka ve ve en en yani yani fiyat fiyat olarak olarak ucuz ucuz ama ama Polini ile Polini'yle aynı aynı kalite. kalite. Yani Vay, Polini. Polini'den de iyi İyi diyor diyor benim benim arkadaşlar. arkadaşlar. Bana o Ben markanın kullanmadığım için linkini atar mısın, o markanın satış ben linkini? sana Linkini atarım. atarım. Tabii Tabii ki ki Polini'den Polini'den daha daha ucuz ucuz ve ve daha daha dayanıklı. dayanıklı. Ben Ben sana sana o orijinal orijinal Fauntie silindiri silindiri sana sana bir bir göstereyim göstereyim bir bir dakika. dakika. Burada Burada vardı vardı bir bir yerde. yerde. Bizim Bizim arkadaş arkadaş bitirdi, bitirdi, yaptı yaptı motoru motoru ve ve test test sürüşü sürüşü yapıyor yapıyor ve ve çok çok beğenmiş beğenmiş Fauntie'yi. Fauntie'yi. Ben de bu arada notlarıma bakıyorum. Bak Bak mesela mesela bu bu 187 187 kubik kubik Fauntie Fauntie silindir. silindir. Tabii yakından bakmak lazım ama çapak mapak bir şey gözükmüyor. Gayet temiz diyorsan. Ya şeyi çok farklı. Silindir üst kafası çok farklı. Üst Üst kafasını kafasını çıkartıyorum çıkartıyorum sana bir sana bir dakika. dakika. Bir dakika. Artık Artık fırsat. fırsat. Bir Bir dakika. dakika. Bir de Bir daha de dayanıklı şey. silindir. Silindir. Öyle Öyle diyorlar. diyorlar. Daha Daha o o kadar kadar çok çok test test şeyimiz şeyimiz olmadığı olmadığı için için bu bu mesela mesela Fauntie, Fauntie bundan bundan alüminyumlu alüminyumlu da da var var. ya Ya da da kuş kuş olanı olanı da da var. var. Anladım dostum.
Benim bir model daha var. Bu Vespa Supra mesela 125 kubiklik bundan da var. Bu şimdi öteki ortam. Benim aynı modelden bundan da var. Mesela Vespa Supra bu 1966 model. Bunun iki tane motor büyüklüğü var. Bir 125'lik ve bir 150 kubiklik. Anladım. Nihat şeyi soracağım. Şimdi bu gösterdiğin senin 125'likte şimdi gösterdiğin Almanya'daki satış fiyatı ne kadardır mesela? Yani kaç avroya satın alabiliyorsun öyle bir şeyi Vespa'yı? Şimdi şansın olursa Özgür abi, şansın olursa ucuza buluyorsun. Mesela 1000-1500 euro iyi bir tane bulabiliyorsun. Ama fiyatlar araba olsun ya da motor olsun ya da Vespa olsun çok çıktı. Biz de bilmiyoruz niye. Mesela bu gördüğün Vespa 150 kubik. Vespa 150'lik mesela burada 6000 euro. Oo, yani normal motosikletlere göre oldukça pahalı o zaman. Evet, çok tutuluyorlar ve değerleri acayip çıktı. Anladım. Biz mesela bunu getirdiğimde ben komple her şeyini yaptım boyadan hariç. Dedim ki 1961 model. 1961'den 40 sene İtalya'da adamda kalmış. Kayınpederin babası da ilk sahibiydi. Onun için boya vurmayalım dedim. Orijinal patinasından böyle kaldı. Benim için de daha güzel. Yani bazıları sıfırdan boyuyorlar. Zevk işi. Ama ben dedim ki eski zaten 61 model kalsın böyle eski. Yani teknik olarak her şeyini yaptık. Teknik olarak her şeyini yaptık. Ama boy olarak dedim ki böyle kalsın. Peki bu mesela şu an marşa bassan çalışır mı Nihat? Bir sesini duyabiliyor muyuz? Tabii ki. Görebiliyor musun beni? Görüyorum, görüyorum. Evet, şu an tam görüyorum. Herhalde parazit önleyici var programda. O yüzden motosikletin çalışma sesi gelmiyor Nihat. Neyse onu bize bir video çekip atarsın ben eklerim şeye. Görüntüye Tamam eklerim. Emre. Kusura bakma, ilk sefer biraz böyle heyecanlı Hiç geçti önemli de. dostum Yani zaten heyecanlı olması gerekiyor. Güzel bir şey çünkü. ama çalışıyor yani. Muhakkak canım çalışıyordur tabii. Ben bunu uzun yol için de yaptım aslında. İtalya'ya doğru mesela Avusturya, Alp dağlarına doğru gitmemiz için yaptım. 100, 110 yani 107 ile 110 kilometre hız yapıyor mesela bu model şimdi. Çok Bunda uzun. 177 kubik pinasko var. İki Ha. kanal silindir. Yani Ama bu bu iki iki kanal kanal silindir, silindir bu bu eski eski modeller modeller için için bence bence en en iyi iyi silindirlerden. silindirlerden Ama ama birazcık birazcık da da o o silindere silindere biraz biraz modifiye modifiye etmen etmen lazımsın. lazımsın. Ya biraz Biz yavaş burada mı motosiklet... ağır mı kalıyor gaza basarken ya da hızlanırken? Bu Bu egzoz egzoz gazlarının çıkışlarını gazlarının biz çıkışlarını biraz biz biraz yukarıya yukarıya alıyoruz alıyoruz ki ki daha daha hızlı hızlı kalksın kalksın diye. diye. Aslında Aslında ağır ağır kalmıyor kalmıyor ama ama biz biz biraz biraz daha daha da da mesela mesela lambalı lambalı durursan, durursan, bir bir yerde yerde durursan durursan daha daha hızlı hızlı kalkması kalkması için. için. Aslında Aslında yani yani kişiye kişiye göredir. göredir. Bazıları Bazıları yavaş yavaş ister, ister, daha daha rahat rahat ister ister gezmek. gezmek. Bazıları Bazıları daha daha hızlı hızlı ister ister ya ya da da daha daha biraz biraz sportif sportif olması olması için. için. Bu Bu kişiye kişiye göre göre özel özel diyorum diyorum ben ben aslında. aslında. Anladım anladım dostum. Vallahi çok güzel Mesela oldu. bu motorda komple fuamsi bu. Bu Ben ben sana sana linkini linkini gönderirim, gönderirim bir bir okursun. okursun. Bu Bu zipten zipten ama ama bakma. bakma. Zip Zip hep hep biraz biraz pahalı, pahalı, daha daha da da pahalı pahalı oluyor. oluyor. Bizim Bizim burada burada Skoda Skoda Center Center de de var. var. O O biraz biraz daha daha uygun uygun fiyatlar. fiyatlar. Ama Ama zipte zipte mesela mesela bu bu silindirle silindirle bu bu ışık ışık makinesini makinesini alman alman için için 400 400 euro euro ödüyorsun ödüyorsun ama ama
İyi yani 400 € mesela 210'luk Pollini burada 270 euro. Anladım. Peki şey soracağım Nihat. Scooter Center'la Spin arasında ne fark var? İkisi de ayrı işletme. Ne fark var ikisinin arasında? Zip, yani Zip benim hemen yakınımda buradan 20-25 kilometre uzaklıkta ama Zip bence bazen özen vermiyor. Bazı parçalı alıyorsun da ekstra parçaları ben kendim mesela düzeltmeliyim ki o şey olsun yani tamamlansın. Özensiz böyle parçalar veriyorlar bazen. Skoda sende de öyle değil mesela. Adam mesela sana parçasını gönderiyor. Sip'te mesela bir vidaya da ekstra para istiyor. Aslında gönderebilir parçalı. Yani çünkü parçaya ait aslında ama para yapması için 1 euro ya da 1,50 sent ekstra sipariş vermelisin ki göndersin. Peki Skoda pa sende de öyle değil mesela. Ben bir ışık makinesini aldım. Işık makinesinin her şeyi vardı. Kaplumbağalarına kadar vardı yani. Anladım. Manyeto ateşleme aldın. Ateşleme manyetosu aldın. Aynen, aynen. Peki Spin parça kalitesiyle Scooter Center'ın parça kalitesi arasında fark var mı? Bence Skoda sende biraz daha iyi. Yani Anladım. benim ben çünkü iki İki yerden yerden de de sipariş sipariş ediyorum. ediyorum. Benim Benim şeyime şeyime göre göre yani benim bakışıma bakışıma göre göre ya ya da da benim benim bunca bunca zamana zamana kadar kadar şey şey yaptığım yaptığım yani yani baktığım baktığım parçalara parçalara göre göre Skoda Skoda sende sende biraz biraz daha daha özenli. özenli. Anladım. Anladım dostum. Bunu söylemen çok iyi oldu. Çünkü biz buradan Türkiye'den çok anlayamıyoruz. Hani aradaki farkı sen orada daha yakın olduğun için. Peki senin bize Yani Zip'e sormak çok bir durum. Zip bize çok yakın mesela. Buradan 30 kilometre uzaklıkta. Zip Anladım. mesela buradan 30 kilometre uzaklıkta ama bazen de diyorum mesela ufak parça olursa Zip'ten alıyorum ama büyük parça olursa daha çok Skoda sende de alıyorum. Çünkü orada daha özenli parçalar parçalar geliyor. geliyor. Yani Yani ve ve parça parça daha daha da da bak bak. yani Yani bakım bakım dediysem dediysem yani yani Zip'te Zip'te mesela mesela alıyor alıyor adam adam diyelim diyelim ki ki Hindistan'dan Hindistan'dan o o parçaları parçaları burada da burada da satıyor satıyor ya ya da da Hindistan'da Hindistan'da yaptırıyor yaptırıyor burada burada satıyor satıyor ama ama adam adam bir bir sefer sefer bakmamış bakmamış mal mal geldiğinde geldiğinde iyi iyi mi mi parça parça iyi iyi değil değil mi mi alıyorsun alıyorsun Zip'ten Zip'ten alıyorsun alıyorsun getiriyorsun getiriyorsun parça parça uymuyor uymuyor ondan ondan sonra sonra geri geri gönder gönder değiştir değiştir yenisi yenisi gelene gelene kadar kadar bekle. bekle Onun onun için için ben ben de dedim dedim ki ki büyük büyük parçaları parçaları Zip'ten Zip'ten alacağız. alacağız ben de bir kere yaşadım Skuda bunu sende Zip'ten iki tane gaz teli kısa geldi. Yani sipariş ettim. Gaz teli kısa geldiği için montajını yapamadım mesela. Burada bizim yerli firma var. Yine Avrupa'dan İtalyan EFA İtalya firmasından getiriyor. Onu aldım taktım. Bazı parçalarında uyumsuzluk var. Hatta Sip'ten aldığım bir ön sinyalde de PX için PX'in gövde üzerindeki vida deliklerini karşılamadı mesela. Kalıp sorunu vardı. Onu da yaşadım dostum. Yani bak abi Abi sen sen kendin kendi diyorsun diyorsun zip zip gönderiyor gönderiyor mesela mesela bir bir parça parça uymuyor. uymuyor. Halbuki Halbuki o o yani modeli modeli veriyorsun veriyorsun her her şeyini şeyini yazıyorsun yazıyorsun uyması uyması lazım lazım ama ama gene gene de de yanlış yanlış parça parça geliyor. geliyor. Anladım. Peki ne senin Türkiye'de merak ettiğin bir şey var mı Vespa ile ilgili? Sen geliyor musun Türkiye'ye hiç? Bu Bu sene sene geleceğim geleceğim inşallah. inşallah. Yani Yani geliyorum geliyorum ara ara sıra. sıra. Bu sene Bu sene inşallah inşallah gelmeyi gelmeyi de de düşünüyoruz. düşünüyoruz. Hangi şehre geliyorsun? Benim Benim asıl asıl memleketim memleketim yani yani annem annem babam babam Gaziantep'te. Gaziantep'li. Biz de Biz de çoğunlukla çoğunlukla Gaziantep'e Gaziantep'e gidiyoruz. gidiyoruz. Ama Ama benim benim merak merak ettiğim ettiğim yani yani ben ben çok çok Türkiye'yi Türkiye'yi de de takip takip ediyorum. ediyorum. Bu Bu son son senelerde senelerde çok çok büyümeye büyümeye başladı başladı artık artık Vespa. Vespa. Yani Yani yeni yeni modeller modeller olsun, olsun, eski eski modeller modeller olsun olsun çok çok güzel. güzel. İnşallah İnşallah bir bir bu bu son son 3 3 sene sene ya ya da da 3 3 sene sene içinde içinde bir bir Türkiye'ye Türkiye'ye Vespa'la Vespa'la gelmeyi gelmeyi düşünüyorum yani. düşünüyorum. Vespa'la Vespa'la gelmeyi gelmeyi düşünüyorum. düşünüyorum. Çok güzel olur. Ona göre Ben de şeyde Balıkesir Edremit Akçay'da ikamet ediyorum. Orada yaşıyorum. bu Bu sene sene mesela mesela şeye şeye geleceğiz. geleceğiz. Ağlabbaşlı da bir dakika. Ayvalık. Yok Yok Ayvalık Ayvalık da da değil. değil. Ayvalık'a Ayvalık gibi diye düşündük düşündük de de şey şey Altınoluk. Altınoluk. Ha Altınoluk bana çok yakın.
Altın Oğlu'na geleceğim bu sene 3 günün 4 günlüğüne geleceğim, ben sana haber ederim. Mutlaka haber et. Ben Altın Oğlu'na 20-25 kilometre benim için çok yakın bir mesafe yani. O zaman konuşuruz orada. Biz 3 günlüğüne geleceğiz. Ben sana haber ederim. Tamam tamam dostum. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Birbirinden bir güzel bilgiler verdin. Daha şey yaparız. Konuşuruz. Bugün biraz heyecanlandım. Bir de bir sana bir şey söyleyeyim. Söyle. 6 sene bekledim bunu almak için. 6 sene sonra dediler ki tamam veriyoruz sana, götür Almanya'ya. Bunu da bir eski Alman kadınından aldım. Kellerde duruyordu. Sprint Veloce. Hiç beğenmediğim model aslında. Sprintleri biliyorsun. Eski evet. Sprintler 4 köşe. Evet, farları sprintlerde. Sprint Veloce'de farları yuvarlak yapmışlar. Ama bence bu fuarlar çok büyük. Bu şaziye. Aydınlatma daha iyi olsun diye muhtemelen düşünmüşlerdir ama evet biraz büyük gelmiş. Zaten şase küçük. Evet. Şase biraz daha küçük. Mesela. Ve bu kadar büyük fuar ve sinyaller de biraz dışarıda olduğu için kafası biraz çok büyük geliyor bana. Anladım. Anladım dostum. Bu da bir tane PX. Buna da barbecue diyoruz. Bu tam bir her şeyden oluşmuş bir Vespa. Dostum çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Birbirinden güzel bir şey makineleri, değil. Garajını, atölyeni bize ayırdın. Şimdi ben bir videoyu izledikten sonra yayınlayacağım. Sana da linkini gönderirim. Gerçekten güzel. Nihat çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Birkaç sorun olursa da bir isteğin olursa haber edersin. Tamam tamam sen bir, de bir şeyle yardımcı olabilirsem. Tamam dostum merak etme, takıldığım yerlerde falan ararım. Sen de bir şeye ihtiyacın olsa mutlaka yaz bana. Sağ tamam. Ol. Ve Altın Oğlu'na gelirsen ben sana haber ederim. Mutlaka haber et. İşimi gücüm bırakır senin yanına gelirim, merak etme. Ben sana videoyu çekiyorum şimdi. Tamam. Çalıştırdım onu, hayır, onu bana gönder WhatsApp'tan. WhatsApp'tan biz artık yazışırız. Oldu tamam mu? Tamam ben oldu dostum. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Bir şey değil. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Evet. Almanya'dan Nihat'la görüştük. Birbirinden farklı, birbirinden güzel bilgiler aldık. Güzel bir tecrübeydi bizim için. Dilerim siz de videoyu beğenirsiniz. Herkese iyi günler diyorum. Hoşça kalın.